Sevgili izleyenler, bugün maalesef üzücü bir haberle başlıyoruz. Kütahya'da yolcu otobüsünün yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 44 kişi de yaralandı. Kütahya'da yolcu otobüsünün yolun kenarındaki ağaçlara çarparak devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Kütahya'da sabah saatlerinde 6 kişinin öldüğü, 44 kişinin yaralandığı otobüste bulunan yolcular dehşet anlarını anlattı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Kütahya-Eskişehir Karayolu'nun 3. kilometresindeki E-tipi kapalı cezaevi kavşağında kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Kazada aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu 6 kişi öldü, 44 yolcu da yaralandı. Kütahya girişte, Kütahya 5 kilometre kadar abi. Eskişehir'den Kütahya gelirken baş ambulansa. Eskişehir'de son mükemmeliyetimizin ait tutanlık. Bu arada toplam 5 tane eksik gözüktü şu anda. Kazaya uyurken yakalandığını belirten Koray Yoldaş, kaza anında ben uyuyordum. Büyük bir gürültüyle uyandık. Herkes çığlıklar atıyordu. Ne yapacağımı şaşırdım dedi. İstanbul'dan oğlu Hasan Ergerdi ile birlikte otobüse bindiğini kaydeden Sakine Ergerdi, İstanbul'dan saat 24'te otobüse bindim. Sabah saatlerinde Kütahya'ya ulaştık. Kaza esnasında uyuyordum. Sallantıyla uyandım. Herkes çığlık atıp yardım istiyordu diye konuştu. Mustafa Cengiz de kazaya uykuda yakalandığını, büyük bir gürültüyle uyandığını ifade etti. Abdurrahman Direkçi ise şoförün uyuyup uyumadığını görmediğini belirterek kazayla ilgili fazla bir şey hatırlamadığını söyledi. Kaza anında ben uyuyordum. En arkada olduğum için pek bir şey de şoförün uyuyup uyumadığını da bilmiyorum şu an için. Ama kaza olduğunda ani sarsıntıyla herkes gibi uyandık. Daha sonra da camdan camı kırarak çıktık araçtan. Yani hafif uykuluydum işte. Gece 12'de hareket ettik. Sabah 6 mıydı, 6.30 muydu? Bayağı bir gürültüye şey yaptım, uyandım. Yani görmedim ne olduğunu, ne bittiğini. Şoför uyuyordu, öyle çarptık. Şoför uyuyordu, sonra ağaçlara takıldı, gitti. Direkt çarptığında uyandık. Onun dışında bayağı bir kalabalık oldu, gaz kaçağı vardı içeride. Nefes alamamaz durumuna geldik. Assubay vardı yanılmıyorsam, Iraklı. Onun sayesinde biraz rahatladık, yani pencereleri falan kırdı. Şoför zaten vefat etmişti. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani herkes yardımımıza geldi, sağ olsunlar. Kütahya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri meydana gelen otobüs kazasında 6 kişinin öldüğünü, 44 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer öldü sanılan bir kişinin 112 ambulansıyla kaldırıldığı Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahale ile yaşama döndürüldüğünü bildirdi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 5 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de hastanede öldüğünü, yaralanan 44 kişinin tedavisinin çeşitli hastanelerde sürdüğünü belirtti. Otobüs 5 saat kadar ağaca giriyor. Kütahya girişte, Kütahya 5 kilometre kadar abi. Eskişehir'den Kütahya gelirken baş ambulansa. Bu arada toplam 4-5 tane eksik şu anda.